Zeytin Dalı programından herkese merhaba efendim. Bugün zeytin dalını hayali de olsa zeytin ağaçlarının arasından yapıyorum ve Bodrum'a kadar uzanacağım. Öbür hatta sevgili Leyla Ruhan Okya'yla son kitabı Ev Değil Çarşamba Pazarını konuşmaya çalışacağız. Ruhancığım merhabalar. Merhaba Mügeciğim. Çok Çok uzun seni zaman görmedim. oldu. Evet. Şimdi bize Ev Değil Çarşamba Pazarıyla geldin. Ama açıkçası ben seni mimarlığının ötesinde gölgesi güzle başlayan bir serüven içerisinden geçerken tanıdım. Arkasından Geyikli Orman çilesine aşık geldi ve o günler nereden baksam bir 20 yıl oldu galiba. Kendi içinde hala özelliğini taşıyan, özgünlüğünü taşıyan günler olarak zihnimde kayıtlı. Ve Leyla Ruhan deyince de Nezihe Meriç'in dostluğu geliyor aklıma. Öykücülüğünün, hepimizin aslında öykücülüğüne çok şey katmış bir insandır Nezihe Meriç. Ama senin hayatında, öykücülüğünde çok ayrı bir yere sahip. Öncelikle ondan başlayalım. Onun anısını tazeleyerek, zeytin dalına dolayarak. Ne dersin? Tabii. Nezihe Meriç gerçekten hem insan olarak hem özellikle edebiyatçı ve bir aydın olarak benim yol göstericilerimden biriydi ve benim için çok büyük bir şanstı onunla karşılaşmış olmak. Öykücülüğünü uzun yıllar bir beraber olduğumuz süre içinde izleme imkanı buldum. Onun öyküye başlaması, yani öyküyle olan haşır neşir ilişkisi, her yerde öyküyle birlikte olması ve öyküye dair bir takım ayrıntıları benimle paylaşması, bana her konuda destek olması ve yol göstermesi çok büyük bir şanstı. İyi ki varmış, iyi ki karşılaşmışım onunla. Umarım yukarılardan bir yerlerden görüyordur. Merhaba Nezimcim, seni çok özledim. Nezim merhaba. Evet, benden de bir selam gitsin ona. Ve Ruhancığım, sonrasında sen çocuk ve gençlik edebiyatına yöneldin. Aslında öyküyle bağın hiçbir zaman bitmedi. Ne kadar da öykü dokumaya meraklı bir insan olduğunu hatırlıyorum. Yeni kitap da gelecek. Onu da haberini verdin sanırım. Ve ne zaman gelecek? Önce onu da öğreneyim. Kitabın, yeni kitabın. Aslında 15 öyküden oluşuyor. Kitap bitti ama bundan sonraki o ince iş aşamasındayım. O bittiği zaman, içime sindiği zaman, sonbahar, kış aylarında yayın evine vermeyi düşünüyorum. Ondan İşte o sonrasını bilmiyorum. ince iş Leyla Ruhan Okya'nın hakikaten öykücülüğünün en önemli yerlerinde duran bir özelliktir. Aynı hissiyat çocuk ve gençlik edebiyatında da kendini gösteriyor. İlk etapta Leylek Havada'yı burada hatırlıyorum tabii ki. Arkasından Hayal Kız, Bulut Delisi ve hatta Ev Değil Çarşamba Pazarı'nda da aynı hissiyatta bir perspektifi takip ettiğimi söyleyebilirim. Bir edebiyatçının kaleminden çıkmış çocuklarla buluşan eserler bunlar ve sımsıcacık yanlarıyla buluşuyorlar. O Teşekkürler. anlamda da teşekkür ediyorum sana. Ve tabii ki hadi gel. hadi gel Ev Değil Çarşamba Pazarı'nı birazcık konuşalım istersen. Ve Konuşalım. diğer kitaplarına da referans vererek çocuklar ne diyorlar kitaplarına Ruhan? Yani sen de mutlaka karşılaşıyorsundur. Ben senin yazdığın çocuk kitaplarını da çok severek okuyorum ve gerçekten çok büyük bir şans olarak görüyorum çocuklar açısından. Senin de bildiğin gibi çocukların tavrı büyükler, yetişkinlerden çok daha farklı yaklaşımları, özellikle iyi okurlar. Öyle güzel ayrıntıları ortaya çıkarıyorlar, öyle güzel şeyleri size aktarıyorlar ki ve sıcacık o sevinçlerini, beğenilerini öyle güzel aktarıyorlar ki önemli bir şey yaptığını hissediyor insan. Çünkü verdiğiniz, bazen yazdığınız şeyin siz bile farkında olmuyorsunuz ama onlar öyle ayrıntıları alıp kabulleniyorlar ve
uyguladıklarını söylüyorlar. Bu çok büyük bir kazanım diye düşünüyorum. Yani hem iyi okurlar kazandırmak açısından hem de belki onlara hayata dair verdiğimiz küçücük tiyoları değerlendirmeleri açısından çok kıymetli buluyorum çocuk edebiyatına emek vermeyi. Bu yüzden de bu konuda hayatımın sonuna kadar onlara hizmet vermeye devam edeceğimi düşünüyorum. Ama öyküden kopmadan, öykü de benim çok sevdiğim bir edebiyat türü biliyorsun. Sen de öylesin zaten. Öykünün evet. yeri çok farklı ama çocuklardan çocuklara ürün vermeyi sürdüreceğim inşallah. İnşallah. Ruhancığım, Leylek Hava'da Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği tarafından 2012'nin en iyi gençlik romanı seçildi. Hakikaten benim için de çok ayrı yerde duran bir kitap o. Köprü serisinden olması da çok önemli. Şimdi diğer kitaplarına da baktığımızda, bu son Ev Değil Çarşamba Pazarı'na da baktığımızda tematik olarak neleri ön planda tutuyorsun diye soracağım sana. Yani çocukları kitaplarına bağlayan ana yol nedir? Ana yol bence bir kere senin de bildiğin gibi bir takım konular kendiliğinden çıkıyorlar ve kendilerini yazdırıyorlar sana. Ve burada da bizim asıl yol haritamızı bizim yaşadığımız güzel çocukluklar, anılar ve değerleri ortaya çıkarmak ya da onlara yeniden hatırlatmak, onlara bir takım tecrübelerimizden yararlanarak yol gösterici bir şeyler katmak oluyor. Ama bunda tabii didaktik ve öğretici bir tavır her zaman çok itici olur. Kendiliğinden yani birinci tekil şahıs onlar kendileriyle özdeşleştirdikleri için daha çok kullandığım bir yöntem. Burada anlatıcı 12 yaşında bir erkek çocuğu. Burada da kadın erkek rollerini biraz irdelemek ve sorgulamak istedim. O erkek çocuğunun. Bu toplumsal cinsiyet rollerinin ağırlıklı olarak gezindiği bir kitap. Ruhan burada bize şu ünlemi gönderiyor diye de hissediyorsun satırları dönerken. Bunu neden tercih ettin Ruhan? Özellikle bu kitabı. Müjdeciğim, yani benim annem ve babam öğretmendi. Annem 4 çocuk ve bütün evin işini üstlenmiş bir kadındı. Bir keresinde sanıyorum dayımın yanına gitmiş ve biz 4 çocuk babamın başına kaldık. Yani babam hiçbir ev işiyle ilgilenmeyen son geleneksel bizim çokça gördüğümüz erkek modeli. O kadar evde bir kaos oluştu ki evdeki bütün tabak çanak hepsi bitti. Ve en son 4 tane kaldı ve dedi ki babam bu senin, bu senin, bu senin. Herkes kendi tabağını, çatalını ya yıkayacak ya işte nasıl istiyorsa kullanacak. Benim bu anıdan aklıma geldi böyle bir kitap yazmak. Ve bunu da annesine yakın, annesine destek olan bir erkek çocuğun ağzından yazmak istedim. Birazcık gönderme oldu hem bizim erkeklerimize hem de erkek çocuklara diye düşünüyorum. Çok da eğlendim yazarken. Kendim de şaşırdım. O komik şeyleri, olayların içine ben de kendimi buldum. Ve bu yani ülkenin bu sıkıntılı döneminde her bakımdan sıkıntılı hem pandemi hem başka şeyler bana çok iyi geldi. Ruhuma çok iyi geldi o olayları yaşamak. O yüzden okurların da mutlu olacağını düşünüyorum. Severek bitirdim bu kitabı. Evet, özellikle erkek çocukların çok ders çıkarabilecekleri, eğlenerek ders çıkarabilecekleri bir yanı var. Sinan'ın evlerine hakimiyeti yönünde düşünürsek. Bir de tabii ki toplumsal cinsiyet rolleri, onun üzerine kurulan ünlemlerin yanı sıra eğitime dair de bir şeyler söylüyorsun bize. Aslında çok önemli bir yaraya değiniyorsun. Sinan'ın annesi ve Sinan özelinde.
Şimdi burada hayatta da referans vererek soracağım. Eğitim sistemimizin hali ne olacak Ruhan? Bu kitap bize bu anlamda neler söylüyor? Eğitim sistemindeki yani gelişmeler diyemeyeceğim, geriye dönüş ve sıkıntılar gerçekten can yakıcı durumda. Çünkü çocuklarımız bir cenderenin içine sokulmuş gibi hem iyi bir eğitim ve öğretimden yoksun kalıyorlar giderek, hem de ruh sağlıklarını etkiliyor bu durum. Ben bunun bir kere öğretmenlerin çok iyi eğitim düzeyine gelmesi ile mümkün olabileceğini ve yeniden bir program çerçevesinde eğitimin düzenleneceğini umut ederek düzelebileceğini ancak düşünüyorum. Baskıyla, zorlamalarla değil, gelişmiş ülkelerdeki eğitim seviyesi yüksek olan gelişmiş ülkelerdeki yöntemlerden de yararlanarak bir gün en kısa zamanda yeniden güzel günlere döneceğimizi ve çocuklarımızın hem mutlu olabileceği hem de iyi eğitim alabileceği bir düzenin kurulacağını ümit ediyorum. Bu kadarını söyleyebilirim. Şimdi düşünüyorum galiba yaslanabileceğimiz yegane temel gibi duruyor. Peki Demek. öte yandan yaşlılar üzerine de söylediğin bir şey var, Evet. bir dede burada ve dedenin sevgilisi Nezaket teyze var. Yaşlılar, orta yaşlılar kitabında oldukça yer tutuyor. Ve burada tabii ki şunu da söylemek lazım. Toplumun en yaşlılarının nedir bu toplumdan çektiği? Evet. Ben 65 üstüyüm Müge'cim, biliyorsun. Maşallah. Hiç onlara demiyoruz bile. Yaş alıyoruz. Evet. Evet. Evet, yani işte yaş aslında ben yaşlandıkça insanların özgürleştiğini düşünüyorum. Hayata bakışlarını ve tabuları sorguladıklarını ve ona göre hareket ettiklerini düşünüyorum akıllı yaşlıların. Ve burada böyle bir yaşlı tiplemesi var. Hayat devam ediyor ve sorgulamaya da devam ediyorlar, yaşamaya da devam ediyorlar. Dede ve o kırmızı nezaket gerçekten çok sevdiğim karakterler oldu ve bazen kendime yakında hissediyorum o deliliğini, kırmızı nezaketin. O yüzden de çok eğlenceli bir kitap oldu. Yaşlıların da gençler gibi pekala aşık olabileceğini, güzel şeyler yaşayabileceklerini yani anlatmak istedim Çok burada çocuklara. Efendim canım? da güzel dans ediyorlar diyorum. Evet, tango çünkü. Yani ben bir ara pandemiden önce tangoya başlamıştım. Oradan geldi o tango meselesi de. Çok komik oldu, çok eğlendim. Umarım okurlar da eğlenirler diye düşünüyorum. Şimdi bir de tüyo verelim. Yer çekimini de reddediyor bu dede. Bu da Evet. tabii aslında yaşlıyken genç olmanın bir işareti de sayılabilir diye okudum açıkçası. Evet, evet, evet. Kitapta göç teması var. Leylek Havada'da da vardı o göçün gezindiği satırlar. Bizi burada Pomakça'ya çağırıyorsun ve dur çalıştım. Izdıra Veyta. Merhaba demek. Merhaba. Doğru telaffuz. Zdravejta. Şimdi Pomaklara da bir selam var burada. Göç Ruhan Okyay'ın kitaplarında, öykülerinde, çocuklarla kurduğu köprüde nerede? Göç benim hayatımda her zaman çok önemli bir yer tuttu.
göçmen bir ailenin çocuğu olduğum için göçü birebir yaşamadığım halde o acıyı, yani Suriye'den kaçan göçmenlerin acısını, bütün dünyadaki bu savaşlarla insanların yerlerinden edilmesi benim hep canımı acıtan bir şeydi. Burada da Geyikli Orman kitabımdaki Geyikli Orman öyküsünde benim aileme bir gönderme oldu o. Çünkü hiç bir hayatımın en güzel dönemlerinden biriydi o ormanı aramak. Benim ailemle birlikte o yeniden onların yaşadığı yerleri görmek. Bu yüzden de bu özlemin aile büyüklerinde olduğunu biliyorum. Ve çok toplumda çok yaygın bir kesimde göçün etkisinde olduğunu biliyorum. O nedenle onu da böyle küçük bir şey olarak koymak istedim kitaba. Çocukları biraz düşündürmek için. Sağ olasın. Şimdi girelim senin mimarlığına. Buradan çalıştım. Yine söyleyeyim. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve ardından aynı fakültede Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü'nde kent koruma projelerinde çalışmış bir insansın. Şu an ben bu haldeyim, kim bilir sen ne haldesin Ruhan. İstanbul'a baktıkça hepimizin içi daralıyor gerçekten. Ve o noktada aslında mutfağı bir kente de benzetiyorsun kitapta. O bulaşıklar yığıldıkça, değil mi? Ona da bir referans var. Bu noktadan bakıldığında ve çıktığımızda İstanbul, Türkiye, bu coğrafya, kentlilik ve mimari konusunda neler diyeceksin? Halbuki'ye de buradan bir gönderme yaparsan çok sevinirim. Elbette bu mimar olmanın getirdiği bir başka, bir de üstelik kent koruma ve projelerinde çalışmış olmamın etkisi çok büyük ama aslında toplumun büyük bir kısmı bundan olumsuz etkileniyor. Keşke ihtisas sahibi uzmanlarca elden geçirilseydi, yapılabilseydi, daha yaşanabilir çevreler oluşturulabilseydi. Ne yazık ki bu yapılamadı ve hala bu talan ve şey sürüyor. Yani kentlerimizle ilgili olumsuz gelişmeler, yerleşmelerle ilgili. Biz yıllar önce Halfeti sular altında kaldığında Hasankeyf'in korunması için Müge'cim, senin de olduğun bir ekiple Fırat'a Karışan Öyküler kitabını çıkarmıştık. O zaman istemiştik ki belki Halfeti'yi kurtaramadık ama Hasankeyf kurtarılabilir. Ne yazık ki onu da yapamadık. Yani ona da gücümüz yetmedi diyeyim. Ve bu her gün birbiri ardına gelen haberlerle bu konudaki acımız katlanıyor. Ve maalesef çok fazla bir şey yapılamıyor. Bu kadarını söyleyebilirim. Gerçeğimiz bu Leyla Ruhan Okyay. Ama şu da var ki gençler geliyor. Hem de çok güçlü geliyorlar. Burada gururlarımızdan Azra Deniz Okya'ya da bir selam vermek isterim. Evet. Sevgili genç yönetmenimiz. Aslında genç sıfatı bizim toplumumuzda birazcık farklı kullanılır. Ben genci dinamik olarak, çok umut vaat edici, eşikler aşıcı bir insan olarak söylüyorum kendisine. Umarım o da bu programı seyrettiğinde bizlere katılır. Şöyle, neler yapıyor Deniz? Neler karıştırıyor diye soracağım. Venedik'te neler oluyor Ruhan? Azra Deniz bir kere 2 yaşından itibaren bizimle birlikte sinema günlerine devam etti. Çünkü bizim onu bırakabilecek bir yerimiz yoktu. Kimseye bırakamıyorduk. Babası zaten mimar, profesör, şehir plancısıydı ve Safranbolu ve Mardin koruma planlarını yaptı. Deniz çocukluğundan itibaren bu koruma planlarının içinde yer aldı. Çünkü biz gidip bir ay, 1,5 ay kalıp alan çalışması yaptığımızda Deniz de bizimle birlikteydi hep. Bu nedenle hem sinema konusunda hem
kentlerle ilgili duyarlılıkta minicikten itibaren bu işin içinde piştiğinden ilk uzun metrajlı filminde de kentsel dönüşümle savrulan insanlar yer alıyor ve Venedik Film Festivali'nde dünya premierini yapacak ve yarışacak. Şu anda filminin son aşamalarını tamamlamak üzere Paris'te çalışıyor. Ona bol şans diliyorum, kutluyorum bir anne olarak. Çünkü doğru düz görüşemiyoruz, çok yoğun. Sevgilerimi gönderiyorum. Yolları şimdi, açık olsun bütün ekibe. Aynı şekilde benim dileğim de bu yönde. Hayaletlere bol şans diliyoruz Zeytin Dalı'ndan, Medyascope'dan. Evet ve Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde gösterilecek film ve aynı zamanda Geleceğin Aslanı ödülü için yarışacak. Çok sayıda ödül yanına alarak yola çıkmış olan bir film. Arkasında kısa filmleri var Azra Deniz Okyay'ın. Küçük Kara Balıklar, Suluk de Mon Amour. Daha çok film bekliyoruz kendisinden ama hayaletlerle de en büyük ödülü kazanır inşallah diyoruz. İnşallah. Ruhancığım, şimdi onca yıl hepimizin arkasında duruyor ve bir sürü de birikim demek. Bir şeyleri gerçek anlamda değiştirebildik mi, değiştiremedik mi bilmiyorum ama kalemle kurduğumuz ilişkide biz ölünceye kadar devam edecek besbelli. Hazır seni burada yakalamışken, bu yalın dilin sahibi olarak gençlere, kalemle ilişki kuran genç arkadaşlarımıza, yola çıkmış olanlara ne önerirsin? Çalışmak, çok çalışmak ve bıkmadan, usanmadan, acele etmeden, noktasına virgülüne kadar dokunamayacak hale geldiğinde ancak ortaya çıkarabilmek, ya çıkarmalarını öneriyorum yazdıklarının. Ne kadar titizlenir, ne kadar çok çalışırlarsa, ne kadar çok okur, kitap okurlarsa o kadar geliştirebileceklerini düşünüyorum. Mutlaka dünya edebiyatı ve bizim ustalarımızın eserlerini bilmeleri gerektiğini düşünüyorum ve onlara bol şans diliyorum. Yazabilmek büyük bir şans. O şansı en iyi şekilde kullanmaya çalışsınlar. Çünkü hakikaten yaşam giderek daha zorlamaya başladı hepimizi. Bizlerin en büyük şansı yazabilmek. Lütfen yazmayı sürdürün ama titiz bir biçimde, çalışmaktan vazgeçmeyin. Mutlaka iyi bir sonuç alacaksınız. Bunları burada saklayıp sunacağız gençlere. Yeşilköy bizim köyden trenler geçer. Çocukluk anılarını biriktirdiğin ve bizimle paylaştığın kitabındı. Çocukken yazar olmayı hedefliyor muydun? Peki bir de öyle sorayım. Hayır. Hiç öyle bir şeyim yok. Bir kere ulaşılmaz bir şey gibi geliyordu bana yazar olmak. Ama şöyle söyleyebilirim. İlkokul 5. sınıfta, 4. sınıfta kompozisyonlarım, Silivri'de ben bitirdim ilkokulu. Babam ilköğretim müdürü, annem de öğretmendi. Yazdığım kompozisyonlar bütün okullarda dolaşırdı. Ama hiçbir zaman matematik benim tutkumdu. Yani matematik çok iyi. Matematikte çok iyiydim. Lisede de öyle. Edebiyat şubesini değil, fen şubesini seçmiştim. Ve liseler arası matematik yarışmasında ben temsil etmiştim okulu. Ama nasıl olduysa sıkıntılı bir dönemimde yazarak o sıkıntıların üstesinden gelmeyi başarabildiğimi düşündüm. Ve bana çok büyük bir mutluluk verdi bu. Yazmayı sürdürdüm ve kendiliğinden öykü formatında çıktı yazdıklarım. Ve o zaman Adam Öykü vardı, biliyorsun, ikimiz zaten orada buluştuk. Adam Öykü'ye gönderdim ve yazarlık serüvenim böyle başladı. Sonra da kitaplara dönüştü. Ne kadar da iyi oldu. Hakikaten oralarda başlayan bir dostluktu bizimkisi. Çok güzeldi. Evet. Çok güzeldi. Evet ama yine de güzel. Dediğim gibi gençler geliyor ve... Çok da güzel geliyorlar hakikaten, öyle çok böyle. Çok da iyi ürünler veriyorlar. İzleyebildiğim kadar izlemeye çalışıyorum. Onları kutluyorum. Yola devam, bol şans diliyorum. Leyla Ruhan Okyay, çok teşekkür ediyorum Zeytin Dalı olarak. Ben teşekkür ederim.
ederim Müge'cim. Seni görmek buradan da olsa bana çok iyi geldi. Bir mukabele. Ben de seni ne zamandır ağırlamak istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Ev değil, Çarşamba pazarınaymış. Ama öykü kitabını da özlemle beklediğimi ifade etmem gerek. İnşallah, inşallah canım. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bodrum'a sevgiler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Efendim, bugün Zeytin Dalı'nda eski bir arkadaşım, eskimeyen bir arkadaşım desem çok daha doğru. Leyla Ruhan Okya'yı Ev Değil Çarşamba Pazarı gençler için yazdığı kitabıyla ağırladık. Resimleyen Nezahat Melis Eraydın'a da buradan sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Bir başka Zeytin Dalı'nda buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.